Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz 8.30. Kahvaltımızı falan hazırladım ben. Çayımızı da demledim. Şöyle mis gibi demini aldı. Şimdi bizimkiler uyanır, biz kahvaltımızı yaparız. Sonra 9.30 gibi falan hastane randevum var benim. 9.30'da değil de 10-10 geçe 9.30'da evden çıkacağım. Çok güzel hava, bakar mısınız? Bulutlu, serin. Televizyonu da bir açalım. Renk olsun içeride. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Tamam. Bir haber açalım. Haber izleyelim sabah. Öyle, oğluşum da kalktı. Eşim de kalkar şimdi. Kahvaltımızı yaparız. 9.30'da ben evden çıkacağım. Hep birlikte evden çıkacağız. Bizimkiler dükkana gidecek. Ben de hastaneye gideceğim. Minibüsten indim şimdi arkadaşlar. Üsküdar Devlet Hastanesi'ne gidiyorum. Perepe olmuştum ya, topuk dikenimden. Şimdi onun kontrolüne gidiyorum. Aslında bir ay sonra gitmem gerekiyordu. Ama doktor işte yıllık izindeydi, biz tatildeydik derken ertelendi, bugüne kaldı. Öyle yani. Geldim şimdi. Bir yokuş var burada, yokuş çıkıyorum. Bizimkilerle dükkana geçti baba oğul. Saat 10-10 geçe randevum var ama gene erken geldim ya. 10'a 20 var. 9.30'da çıktık evden, hemen minibüs bizim oradan kalktığı için geldi de tesadüfen. Neyse, girişimi yaptırırım. Sıra beklerim, bir şey olmaz. Çok güzel buralar, sessiz, sakin. Arabalar dışında tabii. Ne güzel ortancalar. Allah'tan bugün hava serin. Güzel bir hava var, esinti var yani. Oh, hele şu eve bayılıyorum. Çok güzel. Baksanıza. Kocaman da bir bahçesi var. Eşimle bakmıştık bir ara geldiğimizde, şöyle şeyden, duvardan. Hastaneden çıktım arkadaşlar. Topuk dikenim çok şükür geçmiş. Perepe iyi gelmiş. Dedim ki doktora, hani dedim ağrılar acılar geçti ama dedim yanma var dedim. Yanma dedi, iyiye işaret dedi. Erimesin dedi. Hani oradaki topuk dikenin erimesin dedi, belirtileri dedi. Daha sonra hatırlarsınız belki, baş ağrısı için nörolojiye girmiştim. Tomografi çektirmiştim ama sonucunu bir türlü alamamıştım. Doktor yıllık izne çıkmıştı. Ona da girdim sonucumu almak için. Sinüzit atağı değil, migren atağıymış. Migrenim varmış. Ondan sonra bir tane ağrı kesici vermişti. Onu da göstermiştim ya size. O ağrı kesiciye ağrıların olduğu zaman devam et dedi. O migren için bir ağrı kesiciymiş. Nöropatik ağrılar için. İyi geldi mi dedi. Dedim iyi geldi, evet. Ona dedi devam et dedi. Öyle yani canlarım. Şimdi gidiyorum minibüse doğru. Yokuştan iniyorum. Çıkması zor da inmesi güzel. Gölge de burası, serin serin. Şimdi minibüse bineyim. Eşim çayı falan demlemiş. Aradım şimdi onları. Gideyim bir bardak çay içeyim. Tam böyle gölge yürüdüğüm yer. Çok güzel. İnşallah minibüs de hemen gelir de onu da beklemem. Thank you.
Dükkandan çıktım şimdi arkadaşlar. Pazara doğru iniyorum. Çok alacağım bir şey yok da ufak tefek bir şeyler bakacağım. Belki bir domates salatalık alırım güzel bulursam. Çok elime bir şey yük etmeyeceğim. Ufak tefek dükkanda temizlik işleri vardı. Onları hallettim. Birazdan da müşterim gelecek. Dedim gelmeden gideyim. Pazar işini halledeyim. Öyle yani. Bakalım inşallah kalabalık değildir. Saatlerimiz 2:20 var çünkü. İnşallah kalabalık değildir. Öğle saati. Dönüşte de markete uğrayacağım. Ne alacaktım marketten? Dükkana çöp torbası almam lazım. Diş fırçalarını, evdekilerimi değiştirmem lazım. Diş fırçası alacağım. Bakalım dönüşte açık olursa uğrarım. Cuma namazı sebebiyle kapatıyorlar ya. Bu arada hepinize hayırlı cumalar arkadaşlar. Böyle bakalım. Cuma namazı kılıyorlar. Caminin yanından geçiyorum da. Şuradan geçelim. Ekmek 5 lira olmuş, halk ekmek de 3 liraydı, zam gelince oraya da gelmiş. Öyle. Öncelikle şöyle giysi pazarına gireceğim. Sebze pazarında çok işim yok zaten. Oo, çoğu tezgah takım kulağı. 5 tane mısır 50 lira. 15 var, 30 var. Aman çoğu tezgah kapalı. Bir girelim dolanalım bakalım. Birazdan açarlar. Ben yastık kılıflarını buradan alıyorum işte. Güzel oluyor buradakiler. Pazardan geldim arkadaşlar. İnanılmaz bir sıcak var. O yüzden hızlı hızlı gidip geldim. Öyle bir sebze eksikliğim yoktu. O yüzden şöyle 15 liraydı kilosu, 20 liralık soğan aldım. Soğan çok güzeldi. Beyaz beyaz. Şöyle 10 liradan 1 kilo salatalık aldım. Biraz da evde var. Çok almadım o yüzden. Daha sonra şöyle Çanakkale domates diyordu. Şöyle güzel güzel kendim seçtim. 15 liraydı kilosu, 20 liralık da böyle domates aldım. Daha sonra annem birkaç bir şey istemişti. Onları aldım. Şöyle kendime bir tane şöyle ince pantolon aldım. Ya tam böyle yazlık. Şöyle tiril tiril uzun. Bunun zaten siyahı şu an giyiyorum. Bir tane daha böyle almıştım siyah. Bu da dedim böyle değişik olsun, renkli olsun. Rengi çok hoşuma gitti. Değil mi? Çok güzel. Evet. Deneyeceğim şimdi. Daha sonra markete uğradım. Diş fırçalarını değiştireceğim demiştim ya. Şöyle birer tane hepimize fırça aldım. Daha sonra dükkana bir tane çöp torbası aldım. Hatta da şöyle evde tost falan yemeyi çok seviyor ya. Böyle tost ekmeği aldım. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 8'e 10 var. Aynı kadar buğulandı. Şöyle yapayım. Dedim ki bir makarna haşlayalım. Şöyle makarna yiyelim. Boncuk makarna haşlıyorum. Altını azıcık ısıyım. Bir de çay suyu koyacağım şimdi. Şu BİM'den aldıklarımı gördünüz zaten. Dükkanda gösterdim. 2 tane ekmek aldık gelirken. Bir de dükkandayken en son akşamüstü Halkmar'a uğradım. Hayali mama almak için. Şöyle süngerim bayağı kötü olmuştu. İkili sünger aldım. Birisini buraya koyarım. Birisini dükkana götürürüm. Dükkandaki de bayağı kötü olmuştu çünkü. Şöyle bir tane çoka krem aldım. Fındık kreması. Hakikaten böyle sabahları ekmeğine falan sürüyor. Hoşuna gidiyor. Eşim de bu markayı seviyor. O da arada bir çok nadiren yiyor.
Şöyle bir de tostlar için tereyağı aldım. Daha sonra aldıklarım bu kadar. Burayı da bizim kız çizdi bugün. Arap çizdi. Dükkandaki benim kara cadım var ya. O çizdi ablaları. Şımar da oynarken çizdi. Öyle. Şimdi şunları da bir çıkartayım. Yarın Hakkın evde takılacakmış. Gelmeyeceğim dükkana dedi. Ona bir dedim ki yarın için bir poğaça yoğurayım. Atıştırmalık biliyorsunuz. Hakkın evdeyken yemek yemez. Sadece atıştırmalık yer böyle. Dedim bir poğaça yoğurayım. Güzel böyle peynirle ya da kaşarlı böyle karışık zeytin ezmeli de yapabilirim. Poğaça yer. Yanına da meyve suyu, süt ya da kola bir şey içer. Şunları da banyoya koyayım açıp. Diş fırçalarımızı değiştireyim. Öyle arkadaşlar. Kızartmamız falan da var da. Şu an nedense böyle dükkanda canımız makarna çekti. Dedik makarna yiyelim. Bu küçük boncuklar da güzel oluyor. Şunlar. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Saatlerimiz 9 oldu. Şöyle poğaça hamurumu da yoğurdum. O kadar güzel yumuşacık oldu ki. Her zamanki yaptığım poğaça tarifi arkadaşlar. İçerisinde ne var biliyor musunuz? Bir bardak su, bir bardak süt. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tane instans kuru maya. Birazcık köpürene kadar bekledim. Bir bardak sıvı yağ koydum. İki tane yumurtanın akını koydum. Sarısını şöyle ayırdım. Açıklamalar kısmına da yazacağım tarifini, malzemelerini. Daha sonrasında da aldığı kadar unla ve tuzunu da koydum bu arada arkadaşlar. Unla güzelcene yoğurdum eldiven takıp. Ondan sonra böyle pufidik pufidik bir hamur oldu, yumuşacık. Şimdi bu böyle bir yarım saat 40 dakika bulmaz o kadarı da. Yarım saat mayalansın. Şunu da ağzını kapatayım. Üzeri için bunlar da. Şöyle çaylarımızı koyayım. Güzel çaylarımızı içelim. Biz içene kadar zaten mayası gelir onun da. Şöyle güzel güzel çaylarımızı içelim. Daha sonra da mutfağa gelirim. Poğaçayı tepsilerim. İki tepsi falan çıkar diye düşünüyorum. Saatlerimiz 11'e geliyor arkadaşlar. 11'e çeyrek var. Bakalım evet. 11'e çeyrek var. Poğaçalar fırından çıktı. Şu taraf böyle peynirli. Bu tarafta böyle zeytinli. İki tepsi yaptım. Hem dedim dükkana da götürürüz. Ay çok sıcak. Bunu daha yeni çıkarttım. Bunu bir 10-15 dakika oldu çıkartılı. O kadar yumuşacık pufidik pufidik oldu ki. Her zamanki tarifim zaten. Dediğim gibi açıklamalar kısmında malzeme şeyini yazacağım arkadaşlar mutlaka. Şöyle çörek otu serptim üzerlerine. Bugünlük burada artık videomu kapatayım poğaçalarımla. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu ana kadar çok yorgunum ki vallahi konuşmaya mecalim kalmadı. Videomu da buraya kadar editledim. Şimdi sonunu da editleyip hemen yüklemeye alacağım. Ondan sonra da artık ufak ufak yatarım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın canlarım. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın canlarım. Hoşçakalın.